Değerli basın mensupları, kılıçla fetih yapanlar, sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonuçta yerlerini bırakmaya mecburdurlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından önce topladığı İzmir İktisat Kongresi'nin açış konuşmasında, üretim olmadan, ekonomik bağımsızlık olmadan, tam bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini böyle anlatıyordu. Bu millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyeti kurarken önce üretim dedi. Cumhuriyet milletin efendisi dediği köylüyü, çiftçiyi, besiciyi, üreticiyi baş tacı etti. Ama bugün çiftçi de, besici de, üretici de milletimizin tamamı gibi öz yurdunda garip, öz vatanında parya durumuna düşürüldü. Şahsım hükümeti çiftçiyi, besiciyi, üreticiyi ithalatta girdi fiyatları arasında ezdi. TÜİK bugün açıkladı, Sarayın Merkez Bankası'nın tabela faizini indirmeye başlamasından bu yana geçen bir buçuk yılda tarımsal üretimde kullanılan gübrenin fiyatı yüzde 198, yemin fiyatı yüzde 191, mazotun fiyatı yüzde 188, elektriğin fiyatı yüzde 125, ilacın fiyatı yüzde 143 artmış. Maliyetler her geçen gün artarken hükümet çiftçiyi yalnız bıraktı kanunun verdiği desteği çiftçiye ödemedi. Oysa tarım kanunu açık. Her yıl milli gelirin en az yüzde birini çiftçiye destek olarak vereceksin diyor. Verir misin demiyor. Vermek ister misin de demiyor. En az yüzde birini vereceksin diyor. Saray bugüne kadar kanunun emrettiği tarımsal desteğin yarısını bile vermedi. Bir hükümet çiftçisine borç takar mı? Bunlar taktı ödenmeyen tarımsal destekler nedeniyle çiftçinin 17 yılda biriken alacağı 470 milyar lira yani yarım trilyon. Her bir çiftçi ailesinin saray hükümetinden gecikme faizleri hariç 215.442 lira 45 kuruş alacağı var. Hükümet devletin söz verdiği desteği ödemeyince çiftçi bankaların kredi kooperatiflerinin eline düştü. Erdoğan alın terinin karşılığını vermedikçe de borcu borçla çevirmeye başladı. Borca takla attırmaya çalıştı. Son 5 yılda çiftçinin bankalara borcu 91 milyar liradan 391 lira 391 milyar liraya çıktı. Çiftçi başına borç 179 bin liraya ulaştı. Her bir çiftçi ailesinin saray hükümetinden alacağı 215 bin lira. Buna karşılık bankalara borcu 179 bin lira. Yani saray çiftçiye destek borcunu ödeseydi çiftçi de bankalara borçlanmaz. Yetmez cebine de 36 bin lira para kalırdı. Ama bu hükümet bu toprakların çiftçisi Ahmet'i Mehmet'i değil elin çiftçisi Hans'ı George'u seviyor. Nereden biliyorsun derseniz tarım ithalatı tarım ürünü ithalatı rakamlarında. Şahsım hükümetleri son 20 yılda bizim çiftçimizin hak ettiği refahı ithalatla elin çiftçisine aktardı. Hasat zamanı gümrük kapılarını açıp çiftçimizi ithalat sopasıyla dövdü. Benim çiftçim dayak yedi, elin çiftçisi para kazandı. Rakamlar ortada. Bu dönemde pamuk ithalatına 30 milyar dolar Buğday ithalatına 26 milyar dolar, ayçiçeği ithalatına 7,5 milyar dolar, mercimek ithalatına 3 milyar 600 milyon dolar, şeker ithalatına 1 milyar 200 milyon dolar ödendi. Saray hükümetleri döneminde toplam 144 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatı yapılmış. Türkiye'nin ürettiği buğday kendine yetmiyor. Her yıl 10 milyon ton buğday ithalatıyla üretim açığı kapatılıyor. Ve biz üretip kazanacağımıza milletin parası el olduğuna gidiyor. Sonunda tabii ki dövizlerde bitiyor. Adana tarafında hasat başladı. Ama ortada hala bir taban fiyat yok. Zor durumdaki çiftçi elindeki ürünü tüccara ucuza kaptırıyor. Seçim falan demeyin. Buğday fiyatını bir an önce ilan edin. Buğday fiyatı on buçuk liranın fark birimi de bir buçuk liranın altına düşmemeli. Değerli basın mensupları, sarayın kibirlisinin yanlış politikaları nedeniyle ülkemizde çiftçi sayısı giderek azalıyor. Son 20 yılda tarımda çalışan iki milyon beş bin kişi tarımda çalışmaktan vazgeçmiş. Alın terinin karşılığını alamayan çiftçi tarlasına küsmüş son 20 yılda 3 milyon 735 bin hektar araziyi ekmekten çiftçi vazgeçti. Az buz değil. Bu iki Trakya büyüklüğünde araziye karşılık geliyor. Sarayın zulmünden besici de nasibini alıyor. Başta yem olmak üzere maliyetlerin altından kalkamayan üretici gebe hayvanlarını, süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalıyor. Ana olmayınca dana da kalmıyor. Üretim olmayınca fiyat artıyor. Hükümet üretici, üreticiyi destekleyerek fiyatları düşüreceğine ithalata yaslanıyor. Hükümet elin besicisinden 20 yılda 10 milyar dolarlık canlı hayvan ve ithal et. ya ve et ithal etti. Şimdi seçimden önce de açıkladı. 500 bin sığır ithalatı daha yapacakmış. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Sonuç ama sonuç ortada. Karkas etin kesin fiyatı bugün 235 liraya çıktı. 34 milyon 660 bin yurttaşımız bugün sofrasına iki günde bir bir kap et yemeği koyamaz halde. Ve böyle devam ederse etin fiyatı 500-600 liralara da çıkar. Milletimiz eti sofrasında hiç göremez olur. Sonra da çocuklarımızın boyu neden kısa kalıyor diye üzülüp dururuz. Süt üreticisi, üreticisine de bir dokun, bina işit. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün litresine 8,5 lira tavsiye fiyatını güncellemedi. Ama sitesinde Nisan ayı itibariyle bir litre sütün maliyeti 9 lira 87 kuruş olarak duruyor. Konseyde fiyat maliyetin altında üretici çiğ sütü 9 lira 50 kuruş civarında satabiliyor. 50 kiloluk bir çuval 21 protein yemin fiyatı 410 lira. Yemin kilosuna 8 lira 20 kuruş veriyor. Sütün litresine ise 9 lira 50 kuruşu alıyor. 1 litre sütle de 1, 1 kilo 100 gram yem alıyor. Oysa çiftçinin ayakta kalabilmesi için 1 litre sütle 1,5 kilo yem alabilmesi gerekir. Bunun için çiğ sütün litresi 12,5 liraya çıkmalı. Bu nasıl olacak? Devletin destek vermesiyle. Aksi takdirde markette 200 liraya çıkan peynir, 25-30 liraya çıkan pastörize süt öyle yerlere sıçrar ki vatandaş için hiç ulaşılamaz hale gelir. Değerli basın mensupları, üretici hakkını alamayınca süt inekleri de bir bir kesime gidiyor. Buradan bir kere daha tekrarlıyorum. Anası olmayanın danası olmaz. Süt inekçiliği etçiliğin kırmızı çizgisidir. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Dünyada gıda fiyatları son bir yılda %19,7 düşüyor. Buna karşılık bizde hem de TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla %52 artıyor. Bunun sebebi dış güçler falan değil. Bunun sebebi bizim çiftçimiz değil. Bunun sebebi cennet vatanımızın değneği diksen ağaç fışkıracak verimli toprakları değil. Sarayda oturan beceriksiz, yorgun yönetim. Ve sorunun sebebi olanlar çözümün asla adresi olamazlar. Bizim topraklarımız bereketlidir. Türk çiftçisi çalışkandır. Avrupa ülkelerindeki meslektaşları gibi hasadını kaldırdıktan sonra kazancıyla rahat rahat yaşayabilir. Ailesinin çektiği sıkıntıları görüp köyünü terk eden büyük şehirlerde umut arayan evlatları, torunları bunların köylerine dönebilir. Yeniden üretiriz. Gıdamızı kimsenin insafına bırakmayız. Yeter ki doğru dürüst bir yönetim of. Doğru ve planlı bir tarım politikasıyla elin çiftçisini değil, kendi çiftçisini düşünen bir yönetim olsun. Biz Türkiye için kararını ver diyoruz. Çiftçi kardeşim, Besici kardeşim. Sen mührü Kemal Kılıçdaroğlu'na bas. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Kanunda yazan ve bugüne kadar ödenmeyen desteklerin ödensin. Ürettiğin ürünün taban fiyatları, maliyet, kur, enflasyon göz önüne alınarak insan onuruna yaraşır gelir sağlayacak şekilde belirlensin. Alım fiyatları Ekim'den önce ilan edilsin. Sen Mührü 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bas. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirsin. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerin. Sen tarlaya sürmeden, sütü sağmadan, besi hayvanlı kesime göndermeden önce hesabına geçsin. Kalan destek ödemeleri de üretimden sonra en geç 90 gün içinde ödensin. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olsun kullandığı mazottan ÖTV alınmasın kullandığın gübrenin ve tohumun maliyetinin yüzde ellisi destek olarak sana geri verilsin. Üretimde kullandığın elektrik indirimli olsun. Tarım kredi kooperatiflerinin güneş enerjisinden elde edeceği elektriği tarımsal sulamada bedelsiz kullan. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olsun sadece seçim geldi diye değil her zaman su ve elektrik faturalarını hasattan sonra öde. Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılasın. Bağkur primleri de hasattan sonra ödensin. Bu ülkenin çiftçisi ailesiyle birlikte sağlık güvencesinden mahrum kalmasın. Kesintisiz yararlansın. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Çiftçilerimizin üretimde kullandığı traktör, biçer döver, tarım makineleri ve canlı hayvan varlıkları hiçbir şekilde haczedilmesin. Et ve Süt Kurumu, Çaykur, Toprak Mahsulleri Ofisi, tarım kooperatif ve birlikleri, tarım kooperatif ve birlikleri yanlışı değil, çiftçiyi desteklesin. Tarımda gençleri gençleşmeye tarımda gençleri gençleşme teşvik edilsin. Hazine arazisi kiralama, girişim sermayesi ve düşük faizli kredi gibi teşvikler başta olmak üzere tüm desteklerden gençler öncelikli olarak faydalansın. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çiftçilerimizin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden kullandıkları kredinin faizini silip yeniden yapılandıracak. Ziraat Bankası tekrar çiftçinin bankası olacak. Zirai kredilerin geri ödeme takvimi hasat dönemine göre belirlenecek. Parite uygulamasıyla çiğ süt ve et üreticileri yem fiyatlarındaki artışlara karşı korunacak yem bitkilerinin üretimi teşvik edilecek. Kapalı mera alanları besicilerin kullanımına yeniden açılacak. Tüm meralar ücretsiz olacak. Sunni tohumlama ücretsiz olacak ve yaygınlaştırılacak. Okullarda ücretsiz yemek ve okul sütü gibi programlarla üretici desteklenecek. Çiftçi kardeşim, 28 Mayıs'ta sandık başına gittiğinde bu pusulada iki seçenek var. Pusulanın saray tarafında geçen defa iş başına verin bana tüm yetkiyi faizle şunla bunla nasıl uğraşılır görün diyerek gelen ama paramızı pul eden. Milletimizin cebini boşaltan, mutfakta tencereleri boşaltan, gençlerimizin umutlarını bitiren, her gün biraz daha otoriterleşen, oturduğu koltuktan kalkmamak için iftira atan, sahte film bile çekmeye cüret eden, yorgun, bitkin, kibirli Recep Tayyip Erdoğan var. Pusulanın diğer tarafında milleti önce feraha, Sonra refah çıkaracak, çalışkan, mütevazi, önce liyakat, önce istişare, önce milletim diyen Kemal Kılıçdaroğlu var. Pusulanın saray tarafında ucube dediğim dedik, kimseye hesap vermeyen tek kişilik bir yönetim var. Pusulanın diğer tarafında istişare ederek sorun çözecek, milletin meclisine hesap verecek bir yönetim anlayışıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu var pusulanın bir tarafında Harun olacağım deyip Karun olanlar, toplulaştırma ihalelerinde, tarım ürünü, canlı hayvan ve karkas ithalatında yaptıkları Ali Cengiz oyunlarıyla milyarlarca doları götürenler, bir de bu konuşulmasın diye de on parmağında on kara millete süren, milleti bölenler var. Pusulanın öbür tarafında Beytül Beytülmale el sürdürmeyen, bu ülkenin çiftçisi kazansın diyen, milleti kucaklayan, senlik benlik yoktur bizde, hepimiz bir damlayız, aynı denizde diyen Kemal Kılıçdaroğlu var. Pusulanın bir tarafında sahte afişlerden, sahte videolardan medet uman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarından bile korkanlar var. Pusulanın diğer tarafında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ülkemizi aydınlığa taşımak için, hiçbir şeyden korkmadan mücadele eden Kemal Kılıçdaroğlu var. Pusulanın bir tarafında Suriyeliler kalsın diyen saray var. Diğer tarafında misafirlerimizi barış içinde evlerine göndereceğiz diyen Kılıçdaroğlu var. Pusulanın bir tarafında kendini kral sanan Erdoğan, pusulanın öbür tarafında kral değil kural diyen Kemal Kılıçdaroğlu var. Pusulanın bir tarafında vatandaşlığımızı sattıkları Orta Doğu kökenli kişiler, Türkçe bile bilmediği halde, Türk siyasetinden hiçbir şey anlamadıkları halde, Yine İstanbul Havalimanı'nda oy kullanan kişiler var. Bunlara sandıkta söyleme, söz söyleme hakkı verilirken hala çıkıp yerli ve milli olmaktan bahseden de bir hükümet var. Pusulanın diğer tarafında söz milletimizindir. Bu memleketin has evlatlarının, evlatlarınındır diyen Kemal Kılıçdaroğlu var. Aziz milletimiz hadi kararını ver. Sandığa git, kendin için, ailen için, Türkiye için kararını ver. Kararını ver, ülkenin ufku aydınlansın. Kararını ver, umutların yeniden yaşarsın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi tarımla ilgili sorularınız varsa, ekonomiyle ilgili sorularınız varsa cevaplandırayım. Yok herhalde. Bay Oztrak, ben Jasper Mortimer, Fransa Yemido televizyonu için çalışıyorum. Maalesef akıcı Türkçe hala konuşmuyorum. Ama ben bir sorum Cep and then okuyacağım. Tamam mı? Eğer ekonomiyle ilgiliyse eğer tarımla ilgiliyse buyurun sorun ama değilse It's about your campaign.: it's about the, the No, it's about their campaign. It's about the refugees. Uh, so I understand. All right. but I said that I will answer the questions related only to the agriculture po agricultural policy of the government and the economy. Sorry about that. Well. Um, when will there be a press conference on your campaign, generally, please? Well, uh, there will be campaigns, uh, there, there will be a press a conference about the campaign in, in in a determined time, but I can't tell when. All okay. right. Thank you very Thank much you. for replying in English.